Evet, buralar yeni bir videodan hepinize selamlar. Nerelerdeyiz dostlarım, nerelerdeyiz? Polonya'ya giriş yaptık, Zvardun kapıdayız. Zvardun'u bunlar yine bir çalışmalar. Yıllardır bitiremediler şu Zvardun'u ya. Hep yerini bir açıyorlar, kapatıyorlar. Ama buralar bittiğinde bayağı güzel olacak diye düşünüyorum. Normalde şu yoldan geliyoruz ama bu yolu kesmişler. Muhtemelen orada bir şeyler yapıyorlar. Ya biz ağır tonajlı araçlar olduğumuz için biraz yollar bozuluyor. Biraz değil, bayağı bozuluyor. Yeri geliyor buralardan işte löbet dediğimiz araçlar, oversize dediğimiz araçlar buralardan geçtiği için yollar daha hızlı bozuluyor. Evet, sanırım kapalı mı? Kapalı sanırım. Bu yolu çok seviyorum. Bizim birçok şoförümüz Çek üzeri gidiyor buradan sınır kapısını. Ama ben hala Zvardun'u kullanıyorum. Çünkü Zvardun'un bu manzarasını, şuradan aşağı inişini, Zvardun'u seviyorum arkadaşlar kısacası. Bir de burada bilen arkadaşlarımız vardır. Marketimiz var Zvardun'da. Oradan alışverişimi de yapıyorum. O yüzden Zvardun benim için ideal. Zaten Polonya istikametine işe başlayan, transporta başlayan kardeşlerim, abilerim burayı görmeden zaten geçmezler. Çünkü Türk plakalı araçların kullanabileceği en sık kapı deyip burası Zvardun. O yüzden genelde bu kapıyı kullanırlar. Diğer kapılar biraz daha BAG anlamında sıkıntılı. Gerçi demin gelirken burada da BAG vardı ama benim BAG'den bir korkum yok. Zaten Avrupa için çalışma yaptığım için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü takım zaten düzgün. En son bir 2 hafta önce yine aldılar beni. 50 euro yok. Kaç euro? Yok pardon, 20 euro, özür dilerim. 100 loti 20 euro ceza yedim. 20 euro mu? 40 euro mu? Öyle bir şey tam aklımda değil ama 100 loti olduğunu eminim. 100 loti de benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yapıyor. O da Almanya'da 4 saat 45 dakika sürüş yapmışım. Hatırlıyorum, bana söyledi BAG. 4 saat 45 dakikalık sürüşte bildiğiniz üzere 4,5 saate geçemiyorduk. 4 saat 45 dakikalık sürüşte takım patlamış oluyor. Ben de park bulamamıştım. Bunu derdimi anlatabildim memura da. Adam dedi buna yazayım bari dedi. Hani yine ufak tefek şeyler vardı ama sağ olsun yine o ufak tefek şeyleri çok göz önüne almadı. Ona yazdı. Böyle kurtardık. Protokolümüzü de aldık. Protokol biliyorsunuz ki cezanın yazıldığı tarihten itibaren geriye doğru ceza işlemiyor. Yani yazılamıyor. Çünkü Polonya BAG'si protokolde o tarihten gerisini ben kontrol ettim ve bir sorun bulamadım diyor o protokol dediğimiz kağıtta. O yüzden çok bir korkum yok. İstedikleri yerde alabilirler. Zaten onun üzerine de bir takograf bozma olayı yapmadım herhangi bir yerde. Evet, bugün nereye gidiyoruz? Bugün Poznan'a gidiyoruz arkadaşlar. Yükümüz araba parçası. Yükümüz jant. Araba jantı. Ondan sonra onları teslim edeceğiz Poznan'a. Klasik her zaman gittiğim firmalardan biri. Şimdi firma ismini veremeyeceğim. Belki hani vermem doğru olmaz. Ama bilindik büyük bir firma. Sürekli gidiyorum ben. Araba jantı taşıyorum. Bazen araba jantı oluyor, bazen başka bir şey oluyor. Yani bildiğiniz üzere zaten transport firmaları rastgele hemen hemen, yani kemik müşterileri vardır ama genel olarak ne olursa kendilerine uygun, kazançlı, karlı işleri alırlar. Yeri gelir bebek bezi olur, yeri gelir tahta olur, demir olur, araba bile olabilir, arabanın ta kendisi olur, askeri malzeme olabilir. Haklı, gıda bizim için uygun değil genelde çünkü frigo araç değiliz. Tekstil olur bize uygun. Ya örneklendirebileceğimiz birçok şey var. Bu arada depin sesi çok yüksek çıkıyor olabilir. Ben sesimi biraz daha yükselteyim, bir bastırayım. Çünkü videoları çekerken dikkat ettim biraz. Aracın içerisinin sesi çok fazla geliyor kameraya. Ya, Mercedes'i çok seviyorum.
Hatta şöyle söyleyeyim. DAF XG Plus'tan sonraki en sevdiğim araç Mercedes'in bu kabini. Aslında Ciga Spirisi ama olsun, bu da güzel bir araç. Ben Scania'cı, Volvo'cu bir adam değilim. Ya güç odaklı değilim. Ben biraz daha konfor odaklıyım. O yüzden büyük araçlar. DAF XG Plus zaten şu an sınıfındaki en büyük araç. Geçen bir firmada, Türk plakalı bir firmanın aracına bindim. Gerçekten içerisi mükemmel ferah. Ben gurbet çalıştığım için, yani Türkiye'ye gitmediğim için öyle araçlar bizim için önemli. Aracık arabalar işimize gelmez pek. Bu arada burası çok sağlam, dik bir yol. Şu an arabayı tutuyorum. Bıraksam uzayacak gidecek yani, öyle bir yol. 90-90 iniyoruz. Manzaraları falan harika dostlarım. Yani şurada var ya, gerçekten harika. Şu an zaten yaz ayı olduğu için çok aşırı bir sıcak var. Ama burası serin. Birazdan Polonya'ya indiğimiz zaman köylere tekrar sıcaklık artacak. Yani burada yaşayanlar şanslı ama kışın da buralar garanti hep kar altında yani. Hep şu yol buz. Hele şuradaki viyadük mü diyeyim size, köprü mü diyeyim. Orası katiyen yani tehlikeli bir yer. Ama tabii biz gide gele biraz alıştık şehre, şemaline. Burası biraz keskin. Yani kışın şuradan dönerken gerçekten ara sıra bir Azrail gelip ne yapıyorsun lan falan diyor. Çünkü sağdan soldan rüzgar yediği için viyadük hesabı çok çabuk donuyor. Ve çok keskin bir viraj ve hemen makaslama şansınız var. Bakın bu yol da tehlike. Burası bayağı bildiğimiz U çekiyoruz. Zaten şu an yanımdan bir tane şey geliyor. Ne derler? Dağ taş kamyonu mu derler? Ne derler? Buraları bazen yağmur yağdığı zaman çok tehlikeli oluyor. Yani yaz ayı için konuşuyorum. Çünkü şu an buralarda bir yol bakım çalışması olduğu için bakın adam ne yapıyor? Yolları süpürüyor. Çünkü yağmur yağdığı zaman yol süpürülmezse, bakın şu an bir de ıslatıyor. Aslında bu tehlikeli. Ama yukarıya doğru tırmananları yapıyor. Çünkü bu bir sorun teşkil etmiyor. Zaten adamlar yukarıya tırmanıyor abi. Problem olmaz. En fazla gaz ayağından çektiği anda düzelir araba. Ama rampa aşağıya sularsa ondan sonra bir bakmışsın ki sağ aynada hilaltrans.com yazıyor. Sıkıntı büyük. Yani muhabbetler böyle dostlarım. Evet, uzun zamandır Avrupa içi çalışıyorum ve Avrupa içi çalıştığım için biraz gözlemlerimden bahsedeceğim size. Avrupa içi çalışmanın, yani Schengen bölgesi çalışmanın en güzel taraflarından biri düzenli bir hayatımız olmaya başlıyor. Çünkü uyandığınız saat belli. Akşamına yattığınız saat belli. Çünkü herhangi bir sıra görmediğiniz için sallıyorum ki sabah 7'de başlayan taco akşam 10'da bitiyor. Zaten ona kadar kalmıyor. Sıra görmediğin için, paso sürdüğün için 9 saat sonra bitiyor. O yüzden çok bir olayı yok. Düzeni rahat. Düzenli beslenebiliyorsunuz. O güzel. Sabah kalktınız. Diyelim ki 8'de 8.30'da iş başı yapacaksınız. 7'de kalkarsınız. Yarım saat 45 dakika kahvaltınızı yaparsınız. Duşunuzu alırsınız. Tertemiz güne başlarsınız. Bu çok güzel bir şey. Bunların da imkanı var. Çünkü yatacağınız birçok yerde duş imkanı var Avrupa'da. Benzinliklerin birçoğunda var. Ya bazı paspal adamlar var. Günlerce duşla muşla işi yok. Onlara için söylemiyorum. Onlara problem zaten yok. Ama duş problemi yok. Hatta artık kadın tırcılar da çok sayı olarak arttığı için benzinliklerde dikkat ediyorum. Kadınlara ayrı olaraktan bir duşla yaptıklarını gördüm. Birçok benzinlikte var.
Burası da klasik zıvardondan indikten sonraki köy içleri. Burada çok huzurlu bir hayat var arkadaşlar. Bakın herkesin evi müstakil. Ben buraları size daha önce çekmişimdir ama uzun zamandır çekmediğimi iyi biliyorum. Evet, 50'yi bozmayalım. Buralar 50. Evet. Ne diyor? Cinkuye, yes dash, okey diyor. Yani teşekkürler 50 ile gittiğiniz için falan filan. Tatava yapıyor boş yere. Ama gerçekten buralarda da 50 ile gidilmesi lazım. Her an çocuk mocuk bir yerlerden çıkabilir. Çok böyle okul bölgesi de diyebilirim. Biraz dar bir yol. O biraz problemli. Kışın kar yağıyor mesela buralara. Kar yağdığı zaman şu kaldırım ile yol birleşiyor. Yani fark edilmiyor kar seviyesinden ötürü. Böyle bir garip bir durum oluyor. Şu kaldırım çizgisini göremiyorsunuz. Araba bazen böyle tık diye çıkıp iniyor böyle kaldırıma. Şeyden, kardan ötürü fark edemediğiniz için. Yani şu anda mesela görüyorum ama sağ aynayı görseniz sıfıra sıfır gidiyor yani. İleride buralar değişecek arkadaşlar. Buraları görmeyeceğiz. Şu an demin yaptıkları o yol bakım çalışmaları falan. O yolları, bu yolları görmeyelim diye artık komple otoban gibi bir şeye bağlayacaklar. Onun için uğraşıyorlar. Bakalım, umarım güzel olur. Ama ben özlerim ya burayı. Güzel, zıvardon gerçekten benim sevdiğim bir mekan. Buraları falan görmek hoşuma gidiyor benim. Böyle yerlerden geçmek hoşuma gidiyor. Zaten farkındaysanız videoları falan hiçbir zaman şeyden çekmiyorum. Bakın burası en genişten almanız lazım. Adam kaldırıma çıktı demin. Hatta millet döndü ona bakıyor. Ne oldu acaba diye. Evet, şu an bizim lastiklerimiz en genişten aldığımız için hiçbir yere değmedi. Tertemiz bir dönüş yaptık. Orası biraz dar. Öndeki abi onu hesaplamadı mı artık umursamadı mı bilmiyorum. Güm diye koydu lastiği şeye. Braket mi diyeyim artık. Sakat. Lastikte yara oluşturabilir. O yara yolda belde başınıza iş açabilir. Bir lastik patladığı zaman gerçekten işkence oluyor arkadaşlar. Her yere servis gelemiyor. O zaman da gerçekten işkence oluyor yani. Evet. Düzenli çalışma dedik. Avrupa çalışmanın avantajları arasında. Dezavantajları var mı? Dezavantajları var. İşte memleket hasreti oluyor, olmuyor değil. Ben olmaz diyordum. Sadece işte ya evi özlerim, ailemi özlerim. Arkadaşlarımı, kuzenlerimi falan özlerim. Doğru. Onlar zaten olan şeyler. Ama insan memleketi de özlüyor arkadaşlar gerçekten. Çünkü buradaki yaşam biraz böyle şey, nasıl desem size. Hani bilgisayar oyunlarında NPC'ler falan vardır ya. Bu insanlar gerçekten NPC. Yani kuralcılar, bu böyleyse böyledir, şu şöyleyse şöyledir, ekstra dışına çıkmazlar. Dayı tır mı çeviriyorsun, gel önümden dön. Biraz yavanlar diyeyim ben size, lafı toparlamak gerekirse, yavanlar. Bizdeki o eğlence kültürü yok pek. Gece hayatından falan bahsetmiyorum, onlar ayrı, onlar da başarılılar. Ama yine bir Türkiye kadar asla değil, gece hayatı da asla değil. Söyleyebilirim. Tabii gittiğiniz yere göre de değişir. Ben genelleme yapıyorum. Avrupa'da tabii Türkiye'nin gece hayatını sollayacak yerler var. Ama ben genele vurmaya çalıştığım zaman Avrupa dediğim zaman Türkiye'yi sollayan çok nadir yerler var. Ki gece hayatı anlamında da Avrupa'nın birçok yerinde takıldım. O yüzden dediğim gibi benim görüşüm bu yönde. Artık yapacak bir şey yok dostlar. Bundan sonra gurbetçi hayatına alışacağız. Sonuç olarak da bizim de işte yıllık izinlerimiz oluyor, şeyler oluyor. Yine de tatile gelebiliriz ara sıra. Paskalyası oluyor Avrupa'nın, bayağı uzun tatilleri oluyor o sıralarda falan. Gelip memleketi görme şansımız var. Evet, burada 60'a çıkabilirsiniz diyor. Şehir bitti, 60'a çıkalım bari. Alalım kahve üstüme dökülme. Bak beyaz giydim. Bugün beyaz giydim, üstüme dökülme. Hiç uğraşamam, kahve lekesi çıkmıyor zaten. Evet, bazı arkadaşlar sormuş, abi nerede kalıyorsun, ev tuttun mu falan.
Arkadaşlar ev tutmadım. Ev tutmak istedim aslında da tutamadım. Yani şöyle nedenlerden ötürü. Benim yaşadığım bölgede biraz Türk seviciliği yok. Yani Türk'ü duydun mu vermiyor. Gerçekten böyle yani. Tamam hoş güzel falan ama bu gerçekleri biliyorsunuz. Benim kanalda bugüne kadar ben neyse onu konuştum. Zaten bizim kanalın sevilme tarafı da bu yönden. İnsanların merakı da bu kanala gelme sebebi de bu yönden. Böyle. Ya burada hata bu insanlarda mı? Hayır. Ben onlara da kızmıyorum. Niye? Çünkü çok saçma sapan insanlar da var bizde. Kim bilir nasıl bir durum oluştu evle alakalı. Ama benim olduğum bölgede ev tutan bir Türk yoğunluğu da yok aslında. Bunlar basma kalıp şeylere inanmış insanlar muhtemelen. Çok da takılmadım, umursamadım. O yüzden gerçekten umurumda değil. O konuya çok takılmadım. Hani ev bulamadım, alamadım, edemedim. Alırız almasını da biraz tuzlu olur. Fazla para dökmemiz gerekir. Zaten haftada iki gün falan hafta sonları boştayım. Onda da benim garajın olduğu yere denk gelir miyim, gelemez miyim belli olmuyor. Öyle bir durum var. Mesela şu an Poznan'a gidiyorum. Yarın çarşamba. Boşalttım ettim. Yani garaja dönebileceğimin bir garantisi yok. Sadece hafta sonları kalacağım bir eve de ayda 650, 700, 750 neyse kira vermek pek de hoşuma gitmiyor. Hani her gün girebileceğim ya da haftada 3 gün girebileceğim bir ev garanti olsa veririm. Dert değil. Yani durumlar böyle dostlar. Yani evle alakalı. Ev tutmadım yani anlayacağınız. Ama ileriye dönük bakacağız. İleriye dönük bir şeyler ayarlayacağız. Şimdilik böyle. Evet. Yine sakin bir zıvardon günü. Polonya günü. Hop yaya atladı. Buyurun efendim. Burada bu muhabbet böyle. Yayalara yol verilmesi gerekiyor. Ben yol verilmesi taraftarıyım. Yani bazı Avrupa ülkelerinde yani orijinal Avrupalılar yapmıyor gerçekten. Avrupalılar bunu yapıyor falan diye düşünmeyin. Oo süper gün. Yok öyle bir şey. Yani gerçekten neresiydi o geçen hatta İtalya mıydı Fransa mıydı bir paylaşmışlar ya umursamıyorlar. Ya İtalya'ydı ya Fransa'ydı. Çok yaya geçidini önemsemeyen bir millet. Ülke diyeyim. Çünkü ben yaya olarak yolda yürüdüğüm zaman yaya geçidini de aktif kullanıyorum. Abi bitmiyor. Yaya geçidinde arabaları beklersen o arabalar bitmiyor. Gel bitmiyor abi. Dursun yani. Çok mantıklı bir karar. Zaten çıkarım. Yola da atlarım yani. Umursamam. Benimki de Türk mantığı. Direkt tık diye yaya geçidine yürümeye başlarım. İleride radar var. Ha geldi bana vurdu mu? Zaten 50 ile gidiyor. Vurdu mu? Ondan sonra vay onun haline. Şurada gördüğünüz gibi radar amca. Buradan patladığı zaman Slovakya'ya ceza geliyor çünkü aracımız Avrupa plaka. Türk plakalı araçlara gelemiyor benim bildiğim kadarıyla ama polis çevirmesinde yazıyorlarmış. Böyle ekstrem durumlar var. Evet, şimdilik. Böyle yola atlarlar. Gördüğünüz gibi o zaten şeyi hesaplıyor. Herkes 50 ile gidiyor. Yola atlarım. Hak var. Düşüncesiyle çıkıyorlar. Haklılar da. O yüzden bu şekilde çok yakın mesafeden yola çıktıkları bile oluyor. Onlara biraz kızıyorum. Tamam 50 ile de gidiyorsak sonuçta geliyorum yani. Önüme atlamaman lazım. Ama demin adamın yaptığı mesafeler ideal. Güzel. Arkadaşlar yani kısacası herkes birbirine trafikte saygılı olduğu sürece gün içinde bakın ben Türkiye'de de bu mesleği yaptım. Açın eski videoları izleyin. Nasıl bir psikoloji, nasıl bir gerginlik, nasıl bir dat 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 korna kırma, işte ne bileyim levyeyle inme, yani tüh, ne biçim pozisyonlara yani
yeri geliyordu gerçekten cinayet sebebi olabilecek işlere bile Tayko kavşağa girdi. Dönecek. Bu da dönecek herhalde. Evet. Kavşağımızın içi bize kaldı. O yüzden görüyorsunuz sakin. Kimse kimseye gerilmiyor, kimse kimseye sövmüyor. Relax. Ve Avrupa'nın tamamında bu böyle yani. Romanya hariç. Romanya hariç. Romenlerin Türk'ten farkı yok. Romanya hariç. Macar'da da şey huyu var Türklere benzer. Ki zaten Türk olduklarını iddia ediyorlar. mesela yeşil ışık yandıktan 2 saniye kadar durursanız, 2-3 saniye kadar durursanız o korna Türkiye'deki gibi çalmaya başlıyor. O da alışılığa gelmiş bir şey değil Avrupa'da. Garipsiyorsunuz. Türkiye'de hissettiriyor sizi. Macaristan'a yönden güzel. Evet dostlar, ileride şey bitecek. Bu köy içi yolları bitecek. Ondan sonra ana bir yola bağlanacağız. Çok bir manzarası yok biliyorsunuz. Ben genelde size manzaralı yolları çekiyorum. Şuradan ileriye doğru yukarı tırmanacağız. Kavşaktan yukarı. Ve ondan sonrası artık şey. Ne derler onun adına? Dümdüz yol. Otoban tarzı. Bu arada çok kahve içmeye başladım. Kahve makinesi aldık arabaya. Kahve makinesi aldık. Durmadan kahve yapıp içiyoruz. Ondan sonra gece uyuyamıyoruz. Ama iyi oldu. Niye iyi oldu? Gün içinde petrole durup da aldığım kahvelerin haddi hesabı yok. Ya Slovakya'da 2,5-3 euro. Polonya'da 2,5-3 euro. Almanya'ya gidiyorsunuz 5 euroya kahve veriyor. Avusturya bilakis öyle. Şimdi İtalya'ya başladım. İtalya da pahalı. O yüzden kahve makinemi aldım. Zaten her türlü kahveyi yapıyor. Lattesidir, macchiato'sudur. Ice bilmem nesidir. Soğuk kahve de yapıyor bu arada. Yani aklınıza gelecek her türlü kahveyi gidin alın yapın şeklinde. Masraf etmiyorum kahveye. Bir kahve parasına bunda tabii kaç taneydi? 16 kapsül yani 16 tane kahve çıkacak. Bir kahve parasına 16 kahve. Yani başka türlü çözemezdim bu işi. Yemek işini de artık airfryer'ımız burada. Airfryer'da hemen mesela dün akşam yaptığım yemeğimi söyleyeyim. Tavuk almıştım. Tavuk soslu tavuk attım şeye. Airfryer'a. Hiçbir uğraşı yok. 30 dakika program ayarlıyorum. İnvertörü bağlıyorum. Arabanın çalışmasına gerek yok. Çalışmasa da günde 2-3 kere 3 öğün yapacak kadar yetiyor akünün gücü. Ama çalıştırmanızı öneririm. Portatif ocak var. Hala atmadım onu. Çünkü aynı anda iki yemek birden yapmak istiyorum. Mesela pilav yaptım yanına da. Böyle şeridinden çıkma şeridinden. Şeridinden çıkma. Şeridinden. Ya sövmek de istedim ama bir an videoda olduğum aklıma geldi. Sövmedim yani. Küçük çocuklar falan da izliyor. Sadece yetişkinlerin izlediğini bilsem hiç umursamayacağım YouTube'u da. Küçük çocukların da izlediğini biliyorum çünkü şeyden gözüküyor. İstatistiklerden yaş aralıkları gözüküyor yani. Sövmeyeceğim. Evet, muhabbetler böyle arkadaşlar. Avrupa hayatımız bu şekilde ilerliyor. Bakalım ilerlerde daha neler neler göreceğiz, neler neler olacak. Yoldan sonrası burada bir ışık var. Işıktan sonrası direkt artık şeye bağlanıyor. Otoyola bağlanacak. Bakalım. Umarım trafik yoktur şu an tam öğle saatleri ama yoktur herhalde ya. Bazen Polonya'da da bir kaza olduğunda falan gerçekten illallah ettiriyor. Kazadır, beladır. Bunlarda gerçekten illallah ediyorsunuz yani. Evet, ışık var maalesef. Evet dostlarım, buradan sonrası ileride zaten şey, kaydı durdurayım ben de. Kameramızı alalım oradan. Dediğim gibi, gel la buraya, alamadık da. Dediğim gibi dostlarım,
Buradan sonrası artık otoban. Bu videoyu da bugün editler YouTube'a yüklerim. Siz de izlemiş olursunuz. Şöyle kemerimizi takalım. Evet dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Ve merak ettiğiniz her şeyi buradan sorabilirsiniz. Cevaplamak için YouTube stüdyoda sizi bekliyorum arkadaşlar. Tek tek yorumlarınızı cevaplayacağım. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Evet dostlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.